Arkadaşlar herkese merhabalar. 19 Ekim Pazartesi akşamıydı sanırım. Türkiye saatiyle 23.54'e Amerika'ya bağlı Alaska eyaletinin güney sahil şeridinde yani Kuzey Pasifik Okyanusu'nun tam şu bölgesinde tam tamına 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem yerin 30 km derinde meydana geldi. Deprem sonrası birçok arçı deprem bölgede Görüldü, izlendi ve hatta tsunami uyarısı yapıldı. Uzun zamandan beri hani bu büyüklükte bir deprem yaşamayan dünya, hani bu deprem sonrası ister istemez deprem gerçeğini ya da Pasifik'te de olsa e, konuşmaya başladı. Bu deprem ülkemizi ne kadar etkiliyor ya da dünyada neler olabilir gibi birçok sorular aklınıza geldi. Bununla giriş yapayım dedim bu videoya. E, bu deprem sonrası bence ama bence özellikle izlenmesi gereken tam tamına iki... Hatta 3 yer var. Öncelikli olarak e, Banda Denizi bölgesi, Endonezya ve Papua Yeni Gine arasındaki şu kalan bölge kısmı ve Solomon Adaları bölgesi e, dikkat edilmesi gereken ilk bölge ve ondan sonra da tabii ki Peru geliyor Güney Amerika ülkesi olan Peru. Evet, e, dünya ile alakalı konuşmak gerekirse bunları diyebiliriz. Yani şu alan iyi bakılması gerek ve şu alana. Yani 7.5 ve üzeri bir deprem şu en azından 2020 bitmeden bu bölgelerden bir tane daha gelebilir. Çünkü 2020'de şöyle tabloya baktığımızda 7'lik deprem boyutunda fazla bir deprem yaşanmamış. Ama o bölgelerde bir şey var bence. Endonezya ve e, Papanya'nın yine e, hattına ve Peru kısmına iyi bakmak lazım diyorum. Evet gelelim ülkemizle alakalı konuşmak gerekirse bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bingöl merkezi olarak ee, sancaklı e, merkez olarak geçti. E, Kandili en azından rastaneye göre konuşursak. E, bu deprem sonrası Bingöl'de bir deprem bekler misin eder misin? Hani e, şey diyordun palu hazır attı diyordun. Bundan sonra o kısma bir şey olur mu olmaz mı? Bunu hep beraber göreceğiz ama Bingöl ya da Elazığ'da ya da çevresinde şu an için ben 5'in üstünde bir deprem açıkçası beklemem. Ama dikkat edilmesi gereken tabii ki yerler arasında en başta benim için batıdan ziyade doğu geliyor. Şöyle 30 günlük harita da en azından gözümüzün önüne koyduğumuz zaman doğudaki karmaşık ya da derin depremler ister istemez hem Kafkasya tarafındaki depremler hem İran-Irak sınır bölgesindeki depremler ya da Afganistan tarafındaki depremler akıllara şunu getiriyor ister istemez. Avrasya'ya bir baskısı var. E, Arap levhasının baskısı var. Burada atet esilen bir doğumuz var ve ileri gitmek isteyen bir Anadolu bloğumuz var. Yani batıya doğru gitmek isteyen. Bu da iç kesimlerde yani daha ilerleyen kısımlarda en başta burada e, bir deprem oluştuktan sonra hissedilir depremleri zaten Nidebor tarafında da görmüştük. iç ee, İç Ege kısmından da bize gösterebilir. Yani neler olabilir? Neler edebilir? Hani e, ister akıllar akıllara tabii ki Marmara Denizi ya da İstanbul olası İstanbul depremi geliyor. Ona değinip hatta bu <laughs> bu konuda bana çıkışanlar oluyor. Geçen de bahsetmiştim Akdeniz ve e, açıkları, Ege ve açıkları buralara bakmak lazım demiştim. Yunanistan bir deprem e, Yunanistan'da deprem bekliyorum ama Yunanistan açıklarındaki depremler tabii ki bizde de Ege Havzası'nda etkileyecek demiştim. Bu yüzden 12 Adalar çevresi ve ee yine Ege açıklarımıza iyi bakmak lazım ee diye belirtmiştim. E zaten kaç gün beri şu Gökova Köfesi ee baya baya bir depremler yaşamaya başladı. Bunun karasallıkta boyutu ne olur ya da açıkta boyutu ne olur? Bundan bahsedelim. Marmara ile başlarsak Marmara içinde e, Ekim ayı da dahil olmak üzere Kasım ayı hani başında konuşmak gerekirse üçlük, üç buçukluk belki dörtlük depremler olma ihtimali var. Ama büyük bir deprem inanın şahsen beklemiyorum. Ben Marmara içerisinde Marmara'da neler olabilir? Yalova Çınarcık depremleri benim biraz kuşkulandırıyor açıkçası. Hem Yalova e, açıklarına bakmak lazım hem de orta segmente yine bakmak lazım. Yani e, Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde kalan kısım var ya yani bu Silivri işte e, hem Silivri açıkları hem de Marmara açıkları o kısımlara bakmak lazım. Marmara ile alakalı konuşabilsek ama dediğim gibi hani şahsen ben Marmara'da büyük bir aktivasyon e, olacağını düşünmüyorum. Ee, İçeği geçen konuşuyorduk. işte Manisa-Kütahya aralığı dedin. İşte Antalya'nın kuzeyi dedin. Buralar ne olur? Ne biter? Bir şey bekliyor musun? Valla e, açıkçası hani bugün de Kütahya'dan küçük küçük hareketler, kırmalar geldi ama e, derin depremlere bakarsak yani ister istemez Akdeniz tabanı bizim Anadolu'nun altına e, daldığı için buradaki derin depremlere bakarsak demek ki yukarı bir baskı var ki hani bu depremler artık kıyı şehrinde de ister istemez oldu. İşte Antalya körfezi açıklarında depremler olma ihtimali var ya da şu bölgede e, hissedilir depremler Girit de dahil yani hem Girit hem 12 adılar civarı e, olmak üzere bir de şu kısım oralara iyi bakmak lazım buralarda ne olabilir 6.2'yi belki görecek depremler üretme potansiyeli var şu üçgenin arkadaşlar onu söyleyip ama karaya baktığımızda karası olarak baktığımızda şu an için bence ama bence 5.3 hani zorlasa hani patlasa çatası tabiri hep soruyorsunuz ya e, Manisa'da da işte Kütahya'da da ya da Denizli Bozkurt e, depremleri falan olmuştu. O kesimlerde dahil. Muğla'da dahil şu kesim içinde 5.3'ü geçecek bir deprem. Şahsen beklemem. İzmirler e, İzmir'i soruyor. Doğal olarak haklı olarak. Ama İzmir'de şu an için hani karasal bir deprem beklemem. İzmir açıkları canlanır mı? Canlanabilir. E, dörtlük deprem açıklarda olma ihtimali var. Dörtlük süratlık işte 4.4'lük 4.5'lik ihtimali var ama ee, bence e, izlemek izlememiz gereken yer hem İç Ege kısmı hem de bizim Marmara'nın Güney Sahil Şeridi e, Bandırma manyası işte Erdek e, tam Mustafa Kemal Paşa'ya kadar şu kısım oraya iyi bakmak lazım hani Biga Karabiga da dahil olmak üzere o kıyı şeridinde e, geçmeyecek depremleri ya yani üstüne çıkmayacak en azından depremleri görme potansiyelimiz var çünkü Ege iyiden iyiye gerildiği için hem içege kısmı ya da işte görüyorsunuzdur, izliyorsunuzdur hani İzmir Bergaması işte ara ara Manisa geliyor küçük küçük kırılmalar oluyor. E, istememiz lazım. Hani Saros'ta büyük bir deprem olacakmış işte kırılma yapaylar kalacakmış Tabii ki bunlar bir iddia. Tabii ki herkese saygım var ama böyle bir düşüncem şu an için yok. Ha büyük bir deprem bekliyor musun yakında? Ben diyorum yine diyorum Açıklara bakmak lazım. Açıkları izlersek aklınız açıklığına özellikle izlersek doğru ispeçine iz düşmüş ola bilme ihtimalimiz fazla.